Peki damar rahatsızlıkları için kullanmış olduğunuz veya evde kendileri yapabilecek bitkiler var mı hocam? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi dünyada 900 çeşit alıç var. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bu 90 çeşit alıçtan sadece loplu alıç ve kertikli alıç yaprağı ve çiçeği kullanılır. Yaprak ve çiçeği. Bu loplu alıç ve kertikli alıcın yaprak ve çiçeği bir madde içerir. Hiperozit, prosiyanitler, flavonitler, flavonit glukozitler vesaire. Bu kalp damarlarını açar. Kalbi güçlendirir. Kalbi temizler, arıtır, oksijen artırır. Kişinin damarları %60, %70, %80 dahi tıkanmış olsa ameliyatsız iyileştirir. İyileştirir. Almanya'da yüzden Bakabilir fazla miyim hocam? firma bu alıçtın damlasını, derecesini, kapsülünü üretiyor. Yüzden fazla firma. Biz ne yaptık? Bununla ilgili çok güzel bir alıç. Ama şöyle, alıcın birleşimindeki etken madde nedir? Ne kadar? Yaprak ve çiçeği aynı oranda olması lazım. Bir, etken madde %2,5. Siz bunu çay şeklinde içerseniz etken madde %2,5 olduğu için tedavi süreci sarkar. Aylar aylar sürer. Ağır vakalarda yeterli değil. Bu nedenle bitkinin destilasyonla veya ekstraksiyonla elde edilen bitki özütüne ekstrakt Hocam peki denir. bu bitkilerin çeşitleri de var mı? Yararlı, yararsız olanlar, türleri? Alıcın her türü yararlı da şöyle. Diğer alıçlarda etken madde çok çok az olduğu için tedavi de yeterli değil. Loplu alıç ve kertikli alıç en yüksek oranda hiperozit, flavonitler, flavonit glukozitler içerir. Şimdi biz bununla ilgili çok güzel formüller geliştirdik. Alıç forte çok güzel bir formül. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Kişi bunu kullandığı zaman ameliyatsız damarları tek 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 açılır. Çok 6 güzel. hafta kullansın, vatandaş gitsin doktoruna. 6 hafta. Çok 6 güzel. ay değil, 1 yıl değil. 6 hafta içerisinde. 6 hafta. Peki hangi ürünleri veriyorsunuz hocam? Ha, hangi ürünler? Yani sadece hani alıç mı kullanması gerekiyor? Hayır, şöyle. Eğer Veya ne ki kadar kişinin zamanda kullanması bağırsaklarında gerekir? problem varsa, şimdi aloe vera bağırsakları temizler, arıtır. Evet. Aloe vera ile ilgili biz çok güzel bir şurup hazırladık. Amerikan firmaları dahi aloe veradan doğal ürün üretemiyorlar. Niçin? Çünkü aloe veranın birleşiminde enzim var, vitamin var, amino asit var. Fakat çok az miktarda da aloin var. Aloin kişide şişkinliğe sebep oluyor, ishale sebep oluyor. Bu nedenle Amerika'da, Avrupa'da birçok firma aloe vera jelini elde etmek için haşlıyorlar, ekstra kaynatıyorlar, destilasyon, ekstraksiyon, birçok fermentasyondan geçiriyorlar. Ne oluyor? Etkisi sıfır. Bir etkisi olmuyor. 19 yıl çalıştıktan sonra ben aloe vera ile ilgili çok güzel bir şurup, bir formül geliştirdim. Bu bağırsaklardaki mantara karşı dünyada en etkili bir üründür. Aloe vera. Aloe vera Evet. dünyada bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması yapılmış. Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantarı, ekzemeyi, sedefi, akneyi yok ettiği belgelenmiştir. Alman Sağlık Bakanlığı 83 ülkenin Sağlık Bakanı ile ortak çalışma yapmışlar ve yapılan ortak çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirdiği, bağırsakları temizlediği, arıttığı, alerjik hastalıkları, diğer hastalıkları iyileştirdiği belgelemiştir. Mısır'da yapılan klinik araştırmada akne, sedef, ekzemayı iyileştirdiği klinik araştırması var. Burada belge var, bilgi var. Şimdi şöyle. Mesela bu Almanca bir dergi. Evet. Fitoterapi yani bitkisel tedavi. Türkçe karşılığı. Burada alıcın çiçeği, yaprağı ve çiçeğinden gösteriyor. Bu sayısı alıçla ilgili. Burada da 3664 hasta, kalp rahatsızlığı olan hasta tedavi edilmiş alıçtan elde edilen ekstraktla, alıç ekstraktıyla.
kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu ve hiçbir yan etkisinin olmadığı belgelenmiştir. Kimyasal ilaçtan daha etkili. Hocam alıç. Bir telefonumuz var. Şimdi telefona geçmeden bir şey söyleyeyim. Gaziantep'ten bir beyefendi ben aradı. Dedi ki iki defa stent takıldı. Üçüncü defa stent taktırmak istemiyorum. Korkuyorum. Bu stent ameliyatsız tedavi edilebilir mi? İnşallah bakacağız dedim. 6 hafta içerisinde ameliyat olmasına gerek kalmadı. 6 hafta. Çok güzel 72 hocam. Yaşında bir beyefendi.